Kanal 60 Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Efendim ilk olarak bültenimize Ankara'yla başlayalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile buluştu. Yıldız, Kanal 60 yayınlarına katılarak merak edilen soruları da yanıtlayacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara Şubesi'nde dernek üyeleriyle bir araya geldi. Kanal 60 TV Genel Müdürü Hüseyin Kömür'ün de katıldığı toplantıya 22. dönem Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu da katıldı. AK Parti Tokat İl Kongresi'ne katılacağını ve Tokat için ne gerekirse yaptıklarını söyleyen Yıldız, Tokat'ta TV ile yayında soruları cevaplandıracağını da söyledi. Yıldız, burada dil, kitap okuma alışkanlıkları ve ülkelerin nüfuslarıyla kitap okuma oranlarına yönelik görüşlerini de katılımcılarla paylaştı. İnsanların okuyabildikleri kadar konuşabildiklerini ve konuştukları dil çerçevesinde de ancak meramlarını doğru anlatabildiklerini vurgulayan Yıldız, bizler ne yazık ki tüketici toplumun üyeleri olarak okumaktan daha ziyade izlemeye meyletmiş, bu manada hem kitap okumayı hem de internetle ve televizyon izlemeyle alakalı konuları daha ön plana almış bir ülke haline geldik, dedi. Yıldız, çevre kirliliği ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bakan Yıldız'a daha sonra dernek üyeleri adına üzerinde Arapça yazılmış, "Hepsi Allah'tandır" yazılı bir tablo hediye edildi. Değerli izleyenler, AK Parti Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, AK Parti Genel Merkezi'ne 25. dönem Tokat Milletvekilliği aday adaylığı müracaatını gerçekleştirdi. Müdürlüğü bütçesi üzerinde AK Parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Milletvekili Dilek Yüksel aday adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada iki dönem olmak üzere hükümetimizle, tüm teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle birlikte Tokat'ımıza, ilçelerimize ve tüm ülkemize büyük bir özveriyle hizmet ettim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partimiz kurulduğundan bu yana teşkilatlarımızın hemen hemen her kademesinde görev alarak bu dava içerisinde yer aldım. Son 8 yıldır yine bu dava içerisinde Tokat'ımıza ve ülkemize hizmet ettim. Allah'ın izniyle 4 yıl daha ilimize ve ülkemize hizmet etmek, davamızın bayrağını çok daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için Haziran 2015 seçimlerinde ilim Tokat'tan aday adayı oldum. İnşallah tüm teşkilatlarımızın, hemşerilerimizin desteği ve hayır dualarıyla tekrar hizmete devam etmek istiyorum, dedi. Şu verinin hayırlı ve bereketli duaları ile alimler konağı Fatih Yağcı, AK Parti'den Tokat Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Yağcı, mecliste Tokatlıları en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İsmim Fatih Yağcı. 1978 Tokat Erbağ doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Erbağ'da tamamladım. Üniversite eğitimimi Niğde Üniversitesi Spor Yüksekokulu ve Beden Eğitimi bölümünde tamamladım. Üniversite yıllarında kurucu başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takip ederken peşinde siyaset yapmayı kendime hedef olarak koydum. Rabbim 2002 yılından sonra AK Parti'de siyaset yapmayı bana nasip etti. 2007 ve 2011 yılları arasında AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptım. Hala aktif bir şekilde siyasetle uğraşmaktayım. Şimdi de önümüzdeki 2015 6. ay seçimlerinde yine kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yanında onlara omuz vermek için 2023 ve 2071 hedeflerinde bir nebze de olsun, denizde bir damla olsun biz de destek verebilmek için AK Parti'den Tokat Milletvekili aday adayı olarak huzurunuzdayım. Tokat'ın coğrafyasını çok iyi bildiğime inanıyorum. Çünkü bu teşkilatların tozunu yutarak geldik. Tokatlı hemşehrilerimizin duygu ve düşüncelerini genel merkezde, mecliste en iyi şekilde yansıtacaklarımı düşünüyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.
Sevgili izleyenler, Tokat'ta yıllarca kamuda hizmet veren Serdar Cinkılıç da AK Parti'den aday adayı olduğunu kamuoyuna duyurdu. Düzenlediği basın açıklamasında ise Tokat'ın gelişmesi için çaba sarf edeceğiz diyen Cinkılıç, diğer tüm adaylara da başarılar diledi. Sevgili izleyenlerimiz, bugün itibariyle aday adaylığı sürecinin son gününe geldik. Bugün akşam saat 17-18 sularında artık aday adaylıkları bitmiş olacak ve sıralamalar, listeler açıklanacak. Aday adaylığı listeleri açıklanacak. Tabii ki Tokat'ımıza yıllarca değer vermiş bir abimiz, bir büyüğümüz de bugün aday adaylığını bizlerle birlikte açıkladı. Serdar Cinkılıç, kendisine merhaba diyelim. Serdar merhaba, Bey hayırlı hoş olsun. Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Serdar Bey, neden aday olduk hemen kısaca? Neden aday olduk? Bilgi birikimlerimizi sadece kendimize değil, herkese kullanabilmek için gerek kamudaki 25 yılımız, az bir zaman değil, gerekse ki ticaretteki geçen yılımız kolay gelinmedi. Hem kamuda hem ticarette çocukluktan bari uğraştığımız, geldiğimiz bu noktalar. Büyük bir tecrübe, deneyim edindik. Bunu sadece kendimize değil, herkese kullanmak. Biraz önceki açıklamamızda da yaptığımız gibi, Türkiye kalkınırsa Tokat kalkınır. Tokat kalkınırsa hepimiz kalkınırız. Tokat'ta sadece biz kalkınsak kimseye faydası olmaz. Dan yola çıkaraktan herkesin kalkınabilmesi için eğer nasip olur da seçilirsek bildiklerimizi kullanalım diye yola çıktık. Buradaki disturumuzu aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diye siz değerli dostlarımız az çok biliyorsunuz ki kesinlikle mütevazılıkta sınırsız olmamıza rağmen yaptığımızda, bilgi birikimimizde az çok göz önünde gözüküyor. İnşallah bu bilgi birikimimizi kamudaki bu bürokratik engelleri aşıp memleketimize yatırım yapacak kişileri, ülkemize yatırım yapacak kişilerin önünde birçok bürokratik engeller var. Bizzat bunları yaşadık ve yaşıyoruz. Bunları aşabilmek adına inşallah asıl amacımız bu olmak üzere yola çıktık. Nasip olur da eğer seçilirsek yatırım yapacak kişilerin değil buradaki temsilen bir vekili, vekilliğin hakiki amacına uygun olarak tüm evrak boyutundan tut hepsini bizzat bunda kayıt altında olup daha sonra da sorulsun. bizzat takipçisi olup yapılmasına baş koyacağız. Üzücü mesela önceden bildiğiniz bir büyük bir tekstil grubu vardı burada. Hani keşke çocuklarımızı tek olmayacak bir şey ama gerçek gönlümden geçen olarak söyleyeyim. Bedava çalışması imece gibi olsaydı da o kalsaydı. O öbürünü getirseydi, öbürü öbürünü getirseydi. Büyük bir firmamız var Tokat'ta. Geçenlerdeki iş adamları toplantımızda gördünüz. Herkesin hedefi o olsa Tokat çok kalkınacak. Her alanda kalkınacak. Diğer taraftan çok yönlülüğümüzde elime atmaya çalıştığım birçok yön oldu. Spordan, işte güreşten, kamu haricinde, özel sektördeki işimizin haricinde. Tek şey, hepsini hakiki anlamdaki bir yere taşırsak, neden spor diyeceksiniz? Spora aslında o kadar yakınlığım yoktu. Galatasaray, Tokat Spor maçındaki o kalabalığı görünce dedim ki Tokat'a birincilik lazım. Çünkü bazı şeyler çekerek getirirsiniz, bazı şeyler sizi çekerek götürür. Burada sizi çekerek götürecek bir atmosfer gördüğüm için onun içine de girdim. Aynı buradaki görüntü gibi Tokat'ı çekebilecek her şeyin içine girebilmek adına bu yola çıktım. İnşallah başarılı oluruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun Sayın Serdar Cinkılıç. Bizler de size çıktığınız bu kutsal yolda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Evet, uzman doktor Muzaffer Katar'da düzenlediği basın toplantısında AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı. Aday adayı olarak başvurumuzu yaptık. Bunu da sizinle ve halkımızla paylaşmak için bu basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Şimdi sizlere hazırladığımız basın metnini okumak istiyorum. Milletvekili, eşrefi mahlukat olan insana hizmet etmenin yöntemlerinden birinin de siyaset olduğunu biliyoruz. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insan
siyaset ve benzeri diğer yöntemlerle insanlığa hizmet etmek için dünyayı imar ederek güzelleştirir. Bunu başarmak için de hem Rabbine, hem insanlara, hem de diğer canlılara adil ve doğru davranmak zorundadır. Adaleti ve kalkınmayı sağlamanın en kestirme yolu siyasettir. Topluma hizmet etmenin ne var olan kaynakları en iyi ve adil şekilde kullanarak yeni yeni kaynaklar üretmenin en etkili yöntemi siyasettir. Yıllardır gerek doktor olarak gerekse çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki görevim nedeniyle Tokat'ımızı köy köy, kasaba kasaba ve ilçe ilçe gezerek sorunları yerinde görme ve çözümleri istişare ederek en uygun yol ve yöntemleri tespit etme imkanına sahip olduk. Tespit ettiğimiz sorunları çözmenin en etkili yolu sadece dost ortamlarında konuşmakla olmayacağını, bizzat siyaset içerisinde yer alarak mümkün olacağını müşahede ederek milletvekilliği aday adaylarını ilan etmeye karar vermiş bulunmaktayız. Üniversite öğrenimin nedeniyle İstanbul'da geçirmiş olduğum 7 yılın dışında tüm yaşamımı Tokat'ımızda geçirdim. Tokat'ın hem sorunlarını hem de güzelliklerini yaşayan ve bilen birisi olarak siyaset vasıtasıyla sorunların çözülebileceğini ve güzelliklere yenilerin eklenebileceğini düşünüyorum. Teşkilatın tabanından gelen ve içerisinde olan biri olarak yerel yönetimlerimiz ve parti teşkilatlarımızla hükümetimiz arasındaki iletişimi en üst seviyede tutmaya ve Ankara'nın gücünü Tokat'a taşımaya adayız. Eğer partimiz, teşkilatımız ve halkımızca uygun görülerek milletvekili adayı gösterilmem ve seçilmem halinde yıllardır yaptığımız gibi ekip ruhuyla istişare ederek çözüm odaklı ve uyumlu bir çalışma sergilemeye gayret edeceğiz. Halkımızla var olan bağımızı koparmadan sürekli geliştirmeye ve bize iletilen talepleri titizlikle takipçisi olacağımıza söz veriyorum. Sözlerimi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladığında yaptığı dua ile bitirmek istiyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Mülkün sahibi Allah'tır. Zaferin sahibi sadece Allah'tır. Bu davayı, bu hareketi, bu mücadeleyi işte bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bu davanın bayraktarlığını yapmış her bir kardeşime Rabbim rahmet etsin. Onlardan razı olsun. Çıktığımız kutlu yolculukta Rabbim ayaklarımızı doğruluk üzere sahip kılsın. Ya Rabbi, sen ki kullarının hareketini takdir etsin. Senin iznin olmadıkça hiçbir şey hareket etmez. Bizim hareketlerimizi doğruluk üzere kıl. Ya Rabbi, bizim göğsümüzü genişlet. Hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün güzel bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza et ya Rabbi. Bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru Allah'ım. Selçuklu Sultanı Alparslan gibi kefenimizi giyerek, Kudüs Fatihi Eyyubi gibi zaferin kılıç ve atlarla değil Allah katında olduğuna inandık. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu millete bir kez daha zaferle müjdele ya Rab. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, Tokat'ımız için, milletimiz için hayırlara vesile eyle ya Rab. Amin, amin, amin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, Tokat'ın en genç bayan milletvekili aday adayı Melike Yiğit düzenlenen basın toplantısında adaylığını açıkladı.
Kısa bir özgeçmişimden bahsettikten sonra akabinde basın metnimi sizlere açıklayacağım. 0404 1987 yılında Tokat'ta doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi Tokat Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu ve Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi'nde tamamladım. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okul bilimcisi olarak tamamladıktan sonra aynı üniversite ve bölümde doktora programına kayıt oldum. Doktora eğitimime fakülte bilimcisi olarak devam etmekteyim. Akademik kariyerim boyunca akıllı enerji sistemleri konusunda çalışmalar yaptım ve uluslararası alanda İngilizce makaleler yazdım. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede İtalyanca bilmekteyim. Yazdığım makaleler uluslararası dergilerde yayınlandı. Akıllı enerji sistemleri konusunda doktora yapıyor olmamın nedeni bu alana duyulan ihtiyacın her geçen gün artması ve buna istinaden yapılması gereken çalışmaların gerekliliğidir. En önemlisi de dünya için, ülkemiz için ve insanlık için verimli, kullanılabilir ve fayda sağlayan buluş yapmasıyım beni bu alanda araştırma yapmaya yönlendirmiştir. Akademik kariyerime devam ederken aynı zamanda Alcatel-Lucent, Huawei ve Avaya gibi büyük şirketlerle çalıştım. Şu anda Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü Bilgi ve Teknolojileri Departmanı'nda yüksek bilgisayar mühendisi olarak ülkeme hizmet etmekteyim. Yaptığım çalışmalarımı milletime sunmak ve genç bir aday olarak gelecek nesillere örnek olmak için bu yola çıktım. Davam bilinçli bir birey olarak ülkeme ve milletime hizmet etmektir. AK Parti'nin siyasi yelpazesinde aktif olarak görev almadım. Ancak Tokat AK Parti kurucularının olan bir ailenin ferdiyim. Küçüklüğümden bu zamana kadar AK Parti'ye sevdalı bir ailede yetiştim. AK Parti'ye hizmet etmiş bulunan tüm milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, belde başkanlarımıza, partimizin her kademesinde görev almış yönetim kurulu üyelerine ve partimizin herhangi bir birinde katkı sağlamış, emek vermiş tüm kardeşlerimizin çabalarını saygıyla takdir ediyorum ve hepsine teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, davamız millete hizmet etme davasıdır. Davamızın bir neferi olarak ülkemize hakkıyla hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Beddua edenlerle değil, hayır duası yapanlarla bu ülkeyi daha da yukarı taşımak için el birliğiyle çalışacağız. Çok saygıdeğer dava arkadaşlarım. Yeni Türkiye yolunda sevdası millet, davası hizmet olan 2023 yolunda 2015 seçimleri daha çok önem arz etmektedir. İstikrarın devamı için, hükümet politikalarının devamı için gençliğimizin, geleceğimizin, yarınlarımızın, umutlarımızın ve güçlü yeni Türkiye sevdası için gönüllü çıktığımız bu kutlu sevda ve dava yolunda içimizdeki sorumluluk, ülke ve millet sevgimiz adına yüreklerimizle bu ülkeye hizmeti görev kabul eden millete efendi değil, hizmetkar olan devlet büyüklerimize Allah rızası için elimizden ne geliyorsa hiçbir beklenti ve karşılık beklemeksizin destek olmak zorundayız. Yeni Türkiye yolunda durmak yok, yola devam arkadaşlar. Bu kutlu davada katkı sunma adına 2015 seçimlerinde Tokat Milletvekili aday adayı olmak istiyorum. Ülkemizin tüm sorunlarına cesaretle eğildiği ve güçlü bir irade koyduğu için AK Parti'de siyaset yapmak istiyorum. AK Parti'den aday adayı olan tüm arkadaşlarıma ve kardeşlerime milletimize hizmet adına aldıkları bu cesur karardan dolayı teşekkür ediyorum. Eski TÜRGEV Genel Başkanı Salih Koç da AK Parti'den aday adaylığını açıklayan isimler arasındaydı. Öncelikle ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, havasını teneffüs ettiğim, kucağında büyüdüğüm Tokat'ımıza ve ülkemize vefa borcumu, bilgi, birikim ve tecrübelerimi paylaşmak gibi bir sorumluluğum vardı. Onun için buradayım. 17-25 Aralık süreciyle bu cennet vatanımızı bir Mısır, bir Suriye gibi kaos ortamına itmek için içeriden ve dışarıdan sinsi tuzakçılara, hain kumpasçılara karşı değil
din kardeşine, düşmanın bile günahsız yavrularına, evine, ocağına yapılmayacak beddualar eden lanetçi zavallılara karşı milletimizin duasını talep etmek için adam gibi adamları, eğilmeden dik duran yiğit yürekleri, temiz vicdanları yalnız bırakmamak için burada. Yıllar boyu bu milletin evlatları, geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru, gençlerimizin emin ve güven içinde tertemiz, sağlıklı ortamlarda okusun diye bütün imkanlarını seferber eden vakıflarımızdan birisi olan TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptığım süreçte, bırakın başkalarıyla konuşmamı, eşimle ve çocuklarımla aile mahremiyetimizi hiçe sayarak telefonlarımızı hukuksuz bir şekilde dinleyen, montajlayıp bir algı oluşturmak için servis eden, bu gözü dönmüş, kökü dışarıda, kendi küçük çıkarları için istihbarat örgütlerinin elinde oyuncak olmuş bu kiralık ve taşeron yapının yıldırmaya, sindirmeye çalıştığı bir kardeşiniz, bir evladınız olarak yılmadığımı ve de yılmayacağımı, korkmadığımı ve korkmayacağımı, her türlü şartlarda bu paralel yapıyla mücadele edeceğimi ispat etmek için buradayım. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tokat'a 7 ambulans tahsis edildi. Ambulansların İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslimi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tokat Valiliğince kent merkezimize getirilen 7 tane ambulans şu anda törenle çalışacağı, hizmet vereceği yerlere gönderilecek. Şöyle baktığım zaman merkezde 3 tane merkez, 1 tane Turhal, 1 tane Zile, 1 tane Erbaa, 1 tane Nixar olmak üzere yaklaşık 7 tane ambulansı dağıtımı biraz sonra Sayın Valimiz Cevdet Çan tarafından yapılacak. Allah kimseyi muhtaç etmesin ama eksikliğini de vermesin diyoruz. Hizmetlemeye geçen herkese de bizler teşekkür ediyoruz. Vali Cevdet Çan burada yaptığı açıklamada bakanlık tarafından Tokat'a 7 ambulansın tahsis edildiğini söyledi. Güven ortamına hakim kılmak ve insanlarımızın güvenilmesini sağlamak. Yani 2K2G diyoruz biz buna. Kalite, kapasite, güven ve gülümsediği. Bu amaçla görüyorsunuz ki tüm hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetine de ilimizde, ülkemizde hizmetlerin kalitesinin artması, kapasitesinin artmasına gayretler gösteriliyor. Ve bunun ortaya çıkaracağı güven ortamı hakim kılmaya çalışılıyor. Ve sonuçta insanımızın mutlu olması, yüzüne gülmesidir. İşte bunun için gayret gösteriliyor. Bugün de bu 7 ambulans ilimize bu sebeple geldi. Önümüzdeki dönemde de yine kaynaklarımızı, insanlarımızı mutlu için harcamaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bir kere daha ilimize bu imkanı sağlayan hükümetimize, Sağlık Bakanımıza, huzurlarımıza teşekkür ediyorum. Bu araçları kullanacak arkadaşlarımıza kazasız belasız kullanmayı diliyorum. Amacımız insanımızın mutluluğudur, yüzünün gülmesidir. Şu duayla bugünkü töreni sonlandırmak istiyorum. Allah hepimizin, ülkemizin, dost ve kardeş milletlerin yüzünü güldürsün. Ve bu araçları mutluluğa vesile olacak şekilde kullanmaya Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum. Yapılan duanın ardından ambulanslar görev yerlerine uğurlandı. Evet, geçelim başkente. Dershaneye giden lise öğrencisi Aslı Özdemir 19 gün önce kayboldu. Dershaneye gitmek üzere yola çıkan genç kızdan bir daha haber şu anlamadı. Adı Aslı Özdemir, 1998 doğumlu. Çubuk'ta Meliha Bostan Anadolu Öğretmen Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi. Yarı yıl tatili için Sincan'daki eve gelmişti, dedesiginin evine. 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 11'de gündüz dershaneye gitmek için evden çıkıyor.
aynı gün itibariyle de görünmüyor, bir daha bulamadık, haber alamadık. En son Sincan'da evden çıktığı biliniyor. Yani başka da bir bilgi yok kaybolduğu yer hakkında. Dershaneye gitmemiş, evet gittik görüştük. Dershaneye o gün hiç gitmediğini öğrendik. Telefonu kapalı. Tabii ki sürekli arıyoruz. Sürekli dıt, hani ulaşılamıyor falan da demiyor. Direkt düşüyor telefon. Eğer bizi duyuyorsa Aslı, tabii ki bir an önce evine dönmesini istiyoruz. Onu çok seviyoruz. Başbakanımızdan da yardımlarını bekliyoruz. Şüpheleniyoruz. Aklımıza her şey geliyor. Çocuk 20 gündür kayıp olduğu için, yani kendi rızasıyla gidebilecek bir çocuk değil. Gidebileceği bir yer yok. Her yeri araştırdık. Arkadaşları, akrabalarımız. Yani kaçırıldığını da düşünüyoruz genel olarak. Yani aklımıza her şey geliyor. Bütün halkımızdan, bütün insanlarımızdan, görenler duyarlı olmasını istiyoruz. Bir haber polise, bize. Başbakanımıza sesleniyoruz. Ondan yardım istiyoruz. Sesimizi duysun, bize yardım etsin. Yani çocuğumuzu bulmak istiyoruz. Ailecek perişanız. Yani üzüntülüyüz, çok kötü. Allah kimsenin başına vermesin. Canımız acıyor yani açıkçası. Herkesten yardım bekliyoruz. Aslı abla, seni çok özledi. Evine dön. Eğer bizi duyuyorsa, beni şu an duyuyorsa evine geri dönmesini istiyoruz. İstiyorum. Onu çok seviyoruz hepimiz. Evine geri dönsün. Aslı lütfen bizi perişan etme, dön evine. Kendi isteğine gittiysen. Başka bir şey. Yani onu çok seviyoruz. Her yerde arıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sevgili izleyenler, Tokat'ta düğün salonu işleten Duran Ati'nin iş yerinin yanına yaptığı kardan gelin görenlerin dikkatini çekiyor. Tokat'ta düğün salonu işletmekteyim. Uzun zamandır kar yağmadığı için kar özlemi vardı içimizde her zaman. Karın yağışı sebebiyle, biz de bir işimizin sebebiyle kardan gelin yapalım dedik. Bu da bayağı bir ilgi gördü. İş merkezinin görevlisiyim. Duran Atatürk'le beraber şeyde düğün salonu balkonda şey yaptık, gelin yaptık. Biz de öyle bir işte bir düşüncemiz vardı, yaptık ama iyi olmadı. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.